Gökmen Başkanım, siz de Kartal'dasınız. Kartal'da ne kadar seçmene hitap ediyorsunuz ve ne kadar gücünüzün olduğunu dile getiriyorsunuz? Bunu duymak istiyorum sizden. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi zaten başından beri hep şunu söyledik. Yani ben Kartal Türkiye Komünist Partisi Kartal Belediye Başkanı adayıyım ama aslında aday olan bütün Kartal halkı bu seçim yani. Yüksel abi aday, Yılmaz aday, Hilal aday, siz adaysınız. İlk defa Kartal'da çok farklı bir hikaye yazmaya geliyoruz. Yani bu hikayede de şunu söylemek istiyorum. Kibirli, egolu, kutsaliyet addedilmiş bir durum söz konusu değil. Hepimiz için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, emekçiler için ciddi anlamda Kartal'da bu seçim çok farklı işler yapacağız. Sokaktayız, alanlardayız, esnaf ziyaretlerimizi yapıyoruz, ev ziyaretlerimi yapıyoruz, mahalle meclisleri kurmaya başladık. Kartal'ımızın 20 mahallesinde mahalle meclisleri kuruyoruz. Hep beraber çalışmak için, hep beraber bir ortaklık için bunu yapıyoruz. Ve gerçekten şunu söylemek istiyorum, gönül rahatlığıyla. Çünkü biz devrimciler, biz sosyalistler yalan söylemeyiz, söylemek de istemiyoruz. Çok olumlu, çok güzel tepkiler alıyoruz Kartal'da. Kartal'da başka bir hikaye yazmak için yola çıktık. Bu hikayenin renkleri oturmaya başladı. Umutluyuz o anlamda. Güzel de gidiyor. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yani biz Kartal'da sol sosyalist kesimden oy almayacağız. Bakın bunu çok açık ve net. Mütedeyyin, muhafazakar, milliyetçi kesim de bize çok sempatiyle bakıyor. Çünkü diyor ki bu komünistler yalan söylemez. Hırsızlık yapmaz, çalmaz, çırpmaz. Bir seferlik biz bu komünistleri deneyelim diyen birebir duyduğum, şahit olduğum muhafazakar, mütedeyyin, milliyetçi seçmen kitlesi de var. O anlamda güzel gidiyor şu an, olumlu gidiyor her şey. Halktan ayrılıyor. Halk, bütünüyle halk. Hiç ayrımcılık. Ayrımcılık yok. Kesinlikle. Bu partili ayrımı yapmadan 85 milyon 90 milyona yakın insanın birkaç milyonu hariç hemen hemen hepsi birbirine benziyor. Ya yoksuldur, ya emek üretiyor, ya doyamıyor, ya evine ekmek götüremiyor, ya çocuğunu okutamıyor, ya da hastaneye bu aylık hastane şeyimi erteleyeyim, en azından bu ay para ödemeyeyim diyen birçok dostumuz, insanımız var. Emin olun tek kaygımız bu. Yani biz bu meselelerde şöyle bakıyoruz. Ya geldiğinizde eğer hırsızlık yapmıyorsanız, eğer ranta kapalıysanız, rantçı bir anlayışınız yoksa, bir belediye başkanı ya da bakan ya da en başta cumhurbaşkanı olup etrafındakilerini yedirmiyorsanız, oradaki ki gelirleri, bu halkın emeği üzerindeki vergileri bu halka geri bir anlayışa doğru bir olanak tanımıyorsanız bu ülkeyi sömürüyorsunuz demek. Bütün her yerde bu var. Biz biraz buna müdahale etmek istiyoruz. Gelin hep beraber şurada şöyle başlatalım. Kadıköy'de ya da Kartal'da ya da Konya'da, Ankara'da, Türkiye'nin farklı yerlerinde, ülkenin bütün alanlarında 181 il, 922 ilçe, 386 beldede, yani 1389 belediyede temiz bir sayfa açalım. Ya bir şey istemeyelim. Diyelim ki ya çalmayın paramızı, hakkımızı almayın. Bize gelen bütçe neyse şeffaf bir şekilde alalım. Bütün insanlara eşit hizmet yapalım. Yok, her bir alan başka bir yöntem üzerine götürüyor. Birileri seçildikten sonra etrafına topluyor 5-10 kişi. Yani insanların rızkından tutun, insanların gerçekten de birçok şeyini cukka yapıyor cebine. Yani. Görmüyor muyuz sanki? Şeffaf olmalıyız. Bir kenti yönetirken ben merkezli, benim yönettiğim bir anlayıştan uzaklaşmalıyız. Bizim yönettiğimiz bir kent demeliyiz. Şöyle bir şey değil değerli dostlar. Bizden önce bir belediyelere ya da bir başka belediyelere haksızlık, hakaret, benzeri şey değil. İyi işler yapan dostlarımız da var. CHP'den var, muhtemelen başka partilerden var, DEM'den var, AKP'den. İyi şeyler yapan belediye başkanları mutlak var. Ya eskide olduğu gibi, işte Terzi Fikri'nin olduğu gibi, Mehdi Zanar'ın olduğu gibi, dünyanın farklı yerinde Marinella'da da Juan Sanchez Cordero olduğu gibi, Osman Özgüven'in olduğu gibi, iyi şeyleri devam ettirmek, takdir etmek, desteklemek, eksikleri tamamlamak, ama kötüden de vazgeçirmemiz lazım. Kötü şeylerden de direkt vazgeçmemiz lazım. Aksi takdirde kaybederiz. Kaybedersek biz kaybederiz. En çok çocuklarımız kaybeder, kadınlar kaybeder. Hayatın bütün alanındaki canlılar kaybeder. Onun için değerli dostlar, omuz omuza vermemiz lazım. Bir araya gelmemiz lazım. Ocu bucu ya da farklı bir anlayışı ötekileştirme, uçlaştırmaktan uzaklaşmamız lazım. Onun için hep bir arada bu anlayışı güçlendirmemiz lazım. Neden?
Belediye başkanları bile bugün Türkiye'de istatistik çalışmaları yürütülüyor. İstanbul'un yaşam koşulları 71'in altında alanlar diyor. Yoksulluk sınırında diyor. Ya belediye başkanları 70 bin lira almıyor. Vallahi ben 70 bin lira almıyorum. Ya o zaman demek ki hepimiz yoksuruz hakikaten bu meselelerde. 70 bin liranın üzerinde alan kaç tane insan var ki? Var mı içinizde? 70 bin lira alan var mı? Gittiğimiz her yerde sorduğumuzda hiç kimse 70 bin liranın üzerine almıyor. Bu kadar yoksulluğun olduğu bir ülkede devletin istatistiğine göre de 47 bin yoksulluk sınırı dediği bir yerde 7500 lira, 11 bin lira emeklilere, asgari ücret 17 bin lira diyen bir anlayışta insanların mutlu olabilme ihtimali var mı? Yoksa biz hakikaten çıktık, bu kadar güzel bir ülkede mutlu olan insanların huzurunu mu bozuyoruz?